Evet arkadaşlar, Sudoku öğrenmeye devam ediyoruz. Şimdi burada yüklediğim Microsoft Store'dan yüklediğim 4 tane Sudoku çeşidi var. Çeşit dediğim uygulama, yoksa hepsi aynı. Oynamaya başlayalım. Şuna girdik. Burada seviyeleri var. En kolay olanına basalım. Bu açtı. İkincisine bakalım. Bunda da seviyeler var. Gördüğünüz gibi. Burada da en kolaya basalım. Bu da açtı. Burada da 3 tane seviye var. Burada da kolay yeni bir oyun açalım. Ve burada da yeni bir oyun açtık. Devam eden oyuna girdi. Şimdi bu uygulamalar hepsi aynı oynandığı halde çeşitli ayarları, kolaylıkları var. Şunu incelediğimizde mesela şurada gördüğünüz küçük rakamlar emin olmadığımız yerlere koymak için kullanacağımız rakamlar. Büyük olanlar ise emin olduğumuz zaman basıp kullanacağımız rakamlar. Örneğin şuraya kaç gelebilir diye bakarsak burada grupta bir var. Sütunda da bir var. 2 olarak sütunda 2 var. 2 de gelemez. Grupta 3 var. 3 de gelemez. 4 yok. Buraya 4 gelebilir mesela. 4 gelebilir. Bastığımız zaman diğer 4'leri de gösteriyor bu oyun bize. 5 gelebilir mi bakalım? Grupta 5 yok. Satırda 5 yok. Sütunda 5 yok. 5 de gelebilir o zaman. 6 gelebilir mi? Grupta 6 var. Satırda da 6 var. 7 gelebilir mi? Grupta 7 yok. Sütunda 7 yok. 7 de gelebilir o zaman. 8 gelebilir mi? Sütunda 8 var. Grupta da 8 var. Gelemez. 9 gelebilir mi? Grupta 9 var. Gelemez. Sütunda da 9 var. Hatta satırda da 9 var. 9 gelemez. Yani şu 3 sayıdan biri buraya gelecek. Ama tabii biz normal şartlarda oynarken bu gelebilecek bütün ihtimalleri böyle yazmıyoruz. İlk önce kenar tarafları da kontrol ediyoruz. Mesela 4 için şurayı kontrol edebiliriz. Belki bu satıra bunlardan kaynaklı olarak 4 gelemeyebilir. Mesela şuraya 4 şu ikisinden birine 4 geleceğine emin olursak buraya 4 gelmeyeceğini biliriz. O zaman ikisinden birindedir deriz. Ama şu an örnek olması açısından 3 ihtimali de yazdım. Sayı bulmaya başlarken net bir kural yok. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Ama kolay bulmak için genelde dolu olan gruplardan ya da dolu olan satırlardan ve sütunlardan başlayabiliriz. Ne kadar çok sayı varsa orada eksik kalan sayıları bulmamız daha kolay olur. Diğer uygulamaya bakalım. Oyuna yani. Bunda da yine belli sayılar verilmiş. Burada kullanacağımız rakamlar var. Burada bir kilit işareti var. Burada bir not modu var. Not moduna bastım mesela. 4'e bastım. Küçük olarak yazdım. Bunu kapattığım zaman 4'e basarsam 4 koydum. Sanırım yanlış oldu. Sırayla deniyorum harfleri. 6, burası 6'ymış. Bak diğerlerini kırmızı gösteriyor. Altı ile 9'u beyaz gösteriyor. Yani 6 ile 9 olabilir ama şu an emin değiliz. Muhtemelen doğru olduğunda yeşil gösterecektir. Diğer oyuna bakalım. Burada da yine aynı şekilde değişik özellikleri olan bir oyun. İleri geri yapabiliyoruz. En sonuncusuna bakalım. En sonuncusu da daha sade.
rakamlar var. Bir de kalem simgesi var.